yaptınız, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hazreti Muhammed Efendimiz'in, Ehl-i Beyt Efendilerimiz'in, Piranız Hüla Bendigâr, Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimiz'in selamları, feyizleri, güzel kelimleri hepimizin üzerlerimiz olsun. Gençler birkaç soru yazmış, bakalım ne soruyor. Birinci soru, dedeciğim, Hazreti Mevlana Efendimiz, herkes kendi zanınca benim yarım oldu ama derunumdaki sırları arayıp sormadı. Bu sözdeki mana nedir? Yani kalktı, bana yüz tuttu, beni sevdi, kendine yar etti ama kazmayı derine vurmadı. Güzel bir berrak su çıkarsın, derinden sorular sorulmadı, sormadığı için anlıyor musun? Hayat boşa geçti gitti. Birinci soru. İkinci, dedeciğim, insan kemale, beşerilikten Allah'a nasıl ulaşır? Soru. Bir insan bir yere intisap ettiği zaman, intisap ettiği yerin huyuyla, haliyle, oranın varlığıyla kendisini yetiştirmeye çalışırsa, eski huylarından arınırsa, oranın haline, oranın güzelliklerine kendini verirse, müthiş yandırmışsın, zamanen kemalata erer. Kalkıp andırmışsın, geliyor, gidiyor, bir sürü güzel sözler duyuyor, onları kendinde ruh edinmiyor. Yine kapıdan çıktıktan sonra dışarıya yine kendi eski huylarına bürünüyor. O huylarda kendini anlamışsın, yaşama koyuyor. Bu kişiler kolay kolay kamil insan olamaz. Üçüncü soru, dedeciğim, alemi ağlayan Allah'ı ağırlar sözünü verdi mi? Dedeciğim, bir alemi ağırlayan Allah'ı ağırlar sözünü açıklar mısın? Şimdi burada halim dediğin zaman bu kişi eğer mana eriyse, bu bilgin bu andırır mısın? İki kanatlı bir kuşu andırır. Bir hata sözü var. Halimin mürekkebi şehidin kanından üstündür. Çünkü halim toplumu aydınlatmakla vazifelidir. Ve topluma kimlik vermekle vazifelidir. Eğerim o halim yolcunun aklına hitap ederse, ruhuna hitap ederse, gönlüne hitap ederse, bu kişiyen durumsun Allah'ın bir temsilcisi sayılmakta olur. Onu ağırlamak, Allah'ı ağırlamaktır. Bu doğrudur. Dedeciğim, kendin bilmek, yani kim olduğunu, nereden geldiğini, niçin geldiğini, ne işe yarayacağını ve nereye gideceğini düşünmek, bulmak nasıl mümkün olur?
Şimdi bir insan geldiğini, nereden geldiğini biliyor. Annesini de tanıyor, babasını da tanıyor. Bunları anlıyormuşsun, ikisi de onun ebeveynleri, büyükleri. Biraz daha birine indiğin zaman anne baba bir vasıta, yine Allah'ın kudretiyle gündel oldun. Şimdi annenin eğitimiyle, babanın eğitimiyle kendini yaşama koyarsan, ömrün senin dün gelir, bitmek üzere olur. Bütün yaşamın boşa gitmiş olur. Neden diyeceksin? Çünkü sen araştırmaya girmedin. Nereden geldiğimi öğrendim ama nereye gideceğimi öğrenmeden herkesin ağzında bir kelam konuşuluyor. Biz nereden biliriz, nereye gideceğiz? Orasını Allah bilir. Yani böyle bir söz sarf ederler toplulukta. Biz anlıyor musun? Namazımızı, niyazımızı yaparsak işlerimizde kazançlarımızı elde edersek o bir tarafını anlıyor musun? Lüzum yok. Allah bilir, akliyle yaşamını sürdürmeye devam edersen sonunda kapın çalınır. Kapın çalındığı zaman bakarsın ki sana şimdi bir elbise bürünüyor. İnsan elbise saati bırakılacak. Yaşarken hangi hayvana bir huy sende ağırlık göstermiş ise o huyun suretini gösterirler, bu elbiseye geç derler. Sen anlıyor musun? Zaman istersin, geri dönesin. O elbiseye girmemek için ama artık vakit yok. O elbiseye girmekle mecbursun. Şimdi hastaları takip etmek lazım. Hasta bir yere kadar konuşur, bir an gelir anlıyorsun, dili tutulur. İşaret eder yatağını, çevirin sağa, çevirirler sağa. Çevirin sola, çevirirler sola. Başını o tarafa çevirir, bu tarafa çevirir. Çünkü ona gülünüyor şimdi elbise ama dilini tuttular, söyleyemiyor. Gitmek de istemiyor. Şimdi bu kişiler gitmek için ne yapılıyor Allah tarafından? Bir dağ çıkıyor göksüne. Ona gülüyor ki, görünüyor ki öyle bir dağ çıktı göksüne. Artık ben bu dağdan kurtulamam bu ağırlıktan ve ruhunu veriyor. Bir kısmını da annesi karşılar yolcular giderken. Onlar şefkat doludur anneler. Karşılar annenin hayatı burada neymişse ruh aleminde de o şekil görülür. Tekrar bu aleme insan olarak devrana getirirler, kendini buluncaya kadar. Şimdi kalktın, getirildin bu aleme. Bir sürü nimet verildi. Sayısı belli değil. Bütün nimetlerden en üstün akıl verildi. O akıl da başa kuruldu. Şimdi o akılla arayışa kalkıp girişirsen, ben ne için getirildim bu aleme? Paramı kazanmak için mi?
apartmanlar yapmak için mi, fabrikalar kurmak için mi, herkesten üstün bir yaşam sürmek için mi, böyle bir düşüncelere düşüneceksin. Sonra ben bu alemden giderken fabrikalarım burada kalıyor, apartmanlarım burada kalıyor, hiçbir benimle gelmiyor. Ben nereye gidiyorum? 100 sene yaşadım ama 100 seneden sonra yaşamım bitti. Ölümsüzlüğü nasıl elde edelim? Burayı yordun mu kafayı? O zaman bakarsın, peygamberler çalışmışlar bu alemde, ölümsüz olmuşlar. Hazreti Musa'nın kendine göre cemaati var. 1500 seneden beri cemaatiyle anılıyor. Hazreti İsa 2016 seneden beri kendi cemaatinden anılıyor. Hazreti Muhammed 1400 seneden bu yana o da kendi cemaatinden anılıyor. Şimdi Mevlana 800 sene oldu. Dünyamızda en çok anılan ve toplum en çok bilgilenen bir varlığa sahip olan Hazreti Mevlana'dır. Mevlana hakikatta Hazreti Muhammed Efendimiz'in Hazreti Mevlana'da kendisini yenilemiş. Ve Mevlana'dan kimler aydınlanır? Ancak aydın tabaka aydınlanır. Cahil hiçbir yerde aydınlanmaz. İsmi üstünde cahil. Peygamberinden de aydınlanmaz. Başka bir yerden de aydınlanmaz. O daima hayatı karanlıktır onların. Şimdi aklını yorarsın. Şimdi o bir Piran Efendiler de var ama o bir Piran Efendilerin bitti malzemeleri. Neden bitti malzemeleri? Dünya tanımıyor. Acemi Bektaş'ı tanımıyor. Nakşibendi Hazretleri'ni tanımıyor. Seyyid Ahmet Rufa'yı tanımıyor. Abdülkadir Geylani'yi tanımıyor. Pekala bunlar ne oldu? Bunlar hepsi sığındı Mevlana'ya. Hepsi sığındı. Pekala 48 peygamber Mescid-i Aksa'da. Onlar ne oldu? Hepsi de onlar da Mevlana'ya sığındı. Kim gördü bunları? Sultan Veled Hazretleri gördü. İbrahim Halilullah bütün evlatlarıyla, torunlarıyla taşındı geldi Cenab-ı Hakk'a. Fakir'de bütün velilerin taşındığını gördüm manamda. Geldiler Cenab-ı Hakk'a sığındılar. Cenab-ı Hakk onları hepsini gül bahçesine aldı. Neden? Çünkü onlar hepsi Hazreti Muhammed Efendimiz'in manevi kardeşleri. İmam Ali'ye gelince İmam Ali Efendimiz hakikatte kainatın ruhudur. Bak ruhudur. Bunu kimse söylemez. Bu fakir söylüyor. Eğer bir tane daha gören varsa beni tazdikler. Gören yoksa kalır isminde. Bak isminde kalır. Gelirini bilemez. Çünkü Hazreti Muhammed Efendimiz selam olsun üzerine Miraç'ta Ali ile Miraç yaptı. Bakın Ali ile Miraç yaptı. Allah ile görüştü ya, işte o Allah Ali ile orada ikisi görüştüler. Bir de Mevlana vardı başlarında. Onu sordu Hazreti Muhammed bu kimdir dedi yani. Bu dedi senin dedi. İkinci gelişim dünyaya, Muhammed Celaleddin dedi, bu elbiseyle bu şeyle geleceğim dedi. Bunlar hepsi Miraç'ta konuşuldu.
Şimdi Mevlana'mız der ki, diyelim şimdi sen aklını kullandın. Halktan anlıyor musun? Mevlana temsil eden birine intisap ettin. İntisap ettikten sonra oranın verildiği dersleri aldın. Dersler de sonra bizde açık. Yani boşuna Allah'ı zikretmeye kimsenin anlıyorsun, hakkı yok. Kalkmışım benim kapımı çalıyorsun. Hasan dedi, Hasan dedi, Hasan dedi. Ben de işi duyuyorum. Buyurun efendim, açıyorum kapıyı. Ne istiyorsun? Sen günden de kapamışsın. Hasan dedi bağırsın. Kalkmışım şimdi Allah'a. Bir münazette bulunmamışım. Allah, Allah için diye efendim, efendim. Cevap yok. Anla ki bir deli girmiş kapısına. Kapıyor kapıyı, bakıyor işte. Kalkıp kapısını çalarsın. Niyet ettim, niyet eylemem. Yapıyorum hüda bendikler Hazreti Mevlana. Benim şöyle şöyle bir müşkülüm var. O müşkülümün çözülmesi için senin kapını çalıyorum. Allah diye sana zikrediyorum. Bak şimdi hüda bendikler diyorsun. Ondan sonra esmasını Hüsna'ya çeviriyorsun. Hüsna, Esma-i Hüsna, Allah. Kamufle ediyordu celaletini, Mevlana'yı kamufle ediyordu. Destur neden diyorsun? Neden emreder benim? Ben sizi oraya götürüyorum. Ve böyle yapasınız, şuraya desiniz. Münacatını yapıyorsun. Ondan sonra anlıyorsun. Allah, 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 Allah. Giriyorsun anlıyor musun? Zikirlere. Girdikten sonra eyvallah hoş geldiniz. Kendinden duaları da okuyorsun. Kendinden geçiyorsun. Geçtikten sonra eğer o güzel havayla kendinden geçmeye çalışırsan bakarsın bu kapı açılır. Güzel bir mana görülür. Ama durduğun zaman bütün ruhuna ferahlık, hoşnut verir. Sabah istemesin, kalkasın. O güzelliklerde kalmanı istersin. Ve ondan sonra onu bana nakledirsin. Ben onun tercümesini yaparım. Yani kabul edildi mi, doğan kabul edilmedi mi? Bu yüzden ben bu akşam yaptığımda hemen yarın kabul etme davası yok. Sabırlı olacaksın. Kapısından ayrılmayacaksın. Odur kainata. Rızık dağıtan, odur kainatı ayakta tutan, bütün kainat onunla diridir, Allah ile diridir. Ondan zerre kadar umutlar kesilmez. O hiçbir şeye benzemez. Ayrı bir kudrettir, ayrı bir varlıktır. Bu yüzden dünyada ne kadar canlı varsa onunla beslenmektedir. Yer altında metrelerce derinlikte bilinmeyen böcekler var. Onları da o besliyor. Denizlerde bu kadar balık, bu kadar maluk nasıl besleniyor? Onları da anlıyor musun? Gecenin bir vakında yağdırır rızıklarını, besler. İşte Şeyh Galip Hazretleri selam olsun üzerine. Annesi, babası, çocuğun
demiş olmasını istemiyorlar. Zahir ilimle tahsil etsin, orduda bir subay olsun, yahut da bir mimar olsun, böyle hisseler evladını. Ama ne baba söyleyebiliyor çocuğa, ne anne söyleyebiliyor. Çünkü bir evlatları, çocuk üzülmesin, etmesin, yazalım demişler bir mektup, Esra dedi. Esra dedi, şifayı bir dille onu uzaklaştırsın tek eder. Yazmışlar mektubu, mektup geçmiş eline Esra dedi'nin. Esra dedi, almış mektubu okumuş, tutmuş yazmış. Burası hak kapısıdır. Kainata açıktır. Burası red kapısı değildir. Siz evladınıza bu kadar düşkün iseniz, kendiniz gelin alın. Ben git diyemem. Vermiş ya Rabbi, göndermiş mektubu. Şimdi anlıyor musun? Bakmışlar mektupta, red yok, galip orada. En sonunda kalkmış annesi bir şifayı dinlen, babası. Çocuk başını düşünmeye, annem babam ne aklıdır, yahut da çiftçihan ne aklıdır. Ayrılmış derkatan eve doğru gidecek. Karaköy yokuşundan aşağıya inerken, diyelim o devirde yine saatler 10-11 bitmiş zikirler, semalar. Esra dedenin içi gitmiş. Yürümüş anlıyor musun? Galip düşüncede Süleyman Esra dedi. Esra dedi bunu içini okumuş. Yolda giderken düşmüş dizleri üstüne şelali. Başı dönmüş. Karmaşmış yüzleri. Düşmüş. Düştükten sonra perde kalkar. Gökyüzü açılıyor, sayısız rızık yayıyor gökyüzünden. Bu da dönüptür Allah'ım, hiç görmediğim şeyleri görüyorum. Gökyüzünden yağan varlıklar nedir? Ah garip evladım diyor. Sayısız denizde mağluk var. Onlar hepsi benden bekliyor rızıklarını. Onlara rızık gönderiyorum. Yeryüzündekilere de gönderiyorum. Yer altında olanlara da gönderiyorum. Çünkü ben hepsinin sahibiyim diyor. Onları besliyor diyor garip. Hop girmiş derdine. Yahu demiş ben annemi babamı neden dinleyeyim yahu demiş. O mağlukların dili yok, el açacak elleri yok. Allah diyor, yarattığı için hepsine sahip çıkar. Bana nasıl sahip çıkmaz? Vazgeçmişim annesinin sözünden, babasının sözünden. Demişti ki, girmiş içeri Esra dedenin odasına, Esra dede tefekkürdeyken kaldırmış baktık. Bakmış garip, dönüp demiş, dede garip gelmem, sarı getirirler. Bu sözü sarf etmişler. Yani garipa ve garip orada artık hizmetlere devam edeyim. 17 yaşlarında hilafete nail olayım. Onu Peygamber de kucağında taşımıştır, Hazreti Ali de omuzlarında taşımıştır. Bu kadar anlıyor musun? Manen yakın olmuşlar onlara. Bu yüzden anlıyor musun? Bizde her şey
güneşi yapıldı. Kalk diye kapı boş çalınmaz. Şimdi burada bak benim arkadaşım. 70 senelik arkadaşım. Şimdi soralım. Hizmet verilince dediler mi evladım alır peşin münacat yap sonra kapısını çal Allah'ın iste. Bence dememişler, şu zikirleri yap demişler. İşte böyle hepsini de anlıyor musun? Zikir verilmiş ama kapı çalınacak. Münacat yok. Şimdi müşkülün hali oldu. Müradına erdin. Ne düşer vazife? Niyet ettim niyet eyleden. Bu kelimeyi tevhidi çekiyorum. Ya Hüda Vendiyar Hazreti Mevlana. Beni anlıyor musun? Müradıma erdirdin. Şimdi sana bir şükür zikri yapacağım. Şükür zikri dediğin zaman yine Allah diyeceksin ama şükür. Sana şükrediyor. Ne avladınım diyeceksin. Ne oldu şimdi bak ibadetler de mantığa uygun. Bilinçsiz hiçbir şey yok. Budalarca hizmetler çok. Budalarca çok. Ne Kadriye'de bu süreni, ne Nakşe'de bu süreni, ne Rufayi'de bu süreni. Hiçbir yerde. Sormuşum ben gelmişlere. Yaparken zikirleri şey, bir şey yok. Açar zikirleri. Tamam. Hadi bakalım. Salla kapıyı. Ben kalkıp derim ki bu şekil zikirler bilinçsiz Allah'ı sağır etmekten başka bir şey değil. Bağırsın hep kapısında. Ne oldu? Sayısız deliler. Acaba Piran Efendilerimiz böyle mi yaptılar? Hiçbiri öyle yapmadı. Neden yapmadı? Yok. Hepsi Hazreti Muhammed'in varisleri, kardeşleri. Hazreti Muhammed Efendimiz Allah'tan bir şey isterse ne yapıyor? Onunla konuşuyor, istiyor. Münacatta bulunuyor. Münacatta bulunduktan sonra sürekler gelir meydana. Onlar geldikten sonra meydana dağıtılır cemaatine. Dününle istiyor. Vahiy geliyor. İlham sonra anlıyor musun? Dile getiriyor ve ikramı sunuyor. Bu yüzden anlıyor musun? Bizim dinimiz en akli bir dindir. Bak en akli bir dindir. En mantıklı bir dindir. Peygamber Efendimiz selam olsun üzerine. Ki o kainatın nurudur. Tarih müstehliyor Hazreti Ali Efendimiz onu gasletti. Etrafına kablar koydu. Bir damla su toprağa bükülmesin. O sular kablara büküldü. Dübeğinde kaldı. Düz boşluklarında kaldı. Hepsini Hazreti Ali içti. Hepsini içti. Zerre kadar alındır mısın? Bittisin ve yok. Kim olduğunu çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Allah'ın sevgilisi Hazreti Muhammed. Onun yüzü sürmetine bu kainat yaratıldı. Ali'nin sevgilisi o Muhammed. Kime yapıldı başka bu kablar konuldu? Mevlana'ya. Onun da etrafına kablar konuldu. Onun da suları içildi. Bunlar anlıyor musun? Münacatsız hiçbir şey dile getirmediler. Çünkü yol çok nazik. Çok nazik. Sen anlıyor musun? Allah en büyük edebiyat ondan doğdu bu aleme. En güzel, en yüce nimet onunla verildi bu aleme.
Sen nasıl anlıyorsun onun kapısını çalıyorsun? Derdini dökmeden. Ama bir şey diyemezsin. Düşünsün rebel. Rebel düşünsün. Atmış onu. De çal kapısını. Ay be. Ne yaparsın? O da yürüyor. Yolcu günlerden kişi izah etmemiş. Deli gibi bağır kapıdan. Kalkıp şimdi diyelim, intisam ettin Mürşid-i Camii'ne. Şimdi gideceğin yer ne oluyor? Doktorlar çare bulamadı. Hastalık ilerledi. Umutlar kalktı. Annen görünüyor rüyanda, hadi oğlum, gel, bu çileleri çek vardır. Seni bu çileden kurtarayım. Kalktın gittin, bağlandığın yerde yaptığın hizmetler hepsi zayi olur. Bak hepsi zayi olur. Aradığın hedefe varamazsın. Şimdi vazifesi yolcunun hoş geldiniz. Mürşidini bekleyecek. Mürşid gelecek manaya. Hadi evladım. Artık devranı tamamlanmıştır. Yürü ve sen hemen gülerek yola koyulacaksın. Onun vazifesi seni Hazreti Muhammed Efendimiz'in sonsuz güzelliklerine götürmektir. Şimdi Mürşid-i Kamil, bak Mürşid-i Kamil, Kamil olamazsa Hazreti Ali Efendimiz'in sıfatına mürşid bürünemese, yolcu seni Hazreti Muhammed Efendimiz'in güzelliklerine götüremez. Kalır hayali Muhammed'de, kalır hayali evliyalarda. Bütün hizmetler boşa gitmiş olur. Bunlar şimdi çok, çok. Şimdi Kur'an'da buyuruyor Allah, beni bu alemde göremeyen diyor, o bir alemde göremez diyor. Çor gelmiş, çor yaşamış, çor gitmiş. Pekala nasıl göreceksin? Hazreti Muhammed Efendimiz selam olsun üzerine, Allah bütün güzelliklerini onda gösterdi. Ve ona kendisini verdi. Aklın büyüdü Hazreti Muhammed Efendimiz'de. Medeniyetle büyüdü Hazreti Muhammed Efendimiz'de. Devrimlerin en büyüdü Hazreti Muhammed Efendimiz'de. Çok büyük yenilik şey. İşte Mevlana'mız, Hazreti Muhammed dışına çıkıp bir Allah aramaya kalkarsan, sen Allah'sız kalırsın. Şimdi Allah onu yarattı, onu da kendini yarattı, yanında da arslan sıfatına girdi. Koru sevgilisi. Var ya, Hazreti Ali Efendimiz Allah'ın askeri, Resulullah'ın askeri. Ne işi var Allah askerinden dolaşsın? Dolaştı da herkesi. Bizim vazifemiz sizi onların namütenayi güzelliklerine ulaştırmak. Şimdiden de söylüyoruz, yeter ki siz sorun
Bak başta yazmış, kazmayı diline vurun. Siz şimdi kazmayla bana kimse gelmiyor. Bana herkes çörekle ilgili bir de çapayla. Üstten de tırbık yapayım. Yani biz bana o kadara kadar anladığımız veriyoruz. Demek ki fazla alamaz, taşıyamaz. Mühendis o gibi. Şimdi beşinci soru. Cennet cennet bir yer mekan mıdır yoksa mahal keyfiyet midir? Şimdi cennet cennet tasavvufta her ikisi buradadır. Neden buradadır? Yaratıcı Allah bütün kötülüklerden münezzehtir. Bak ne kadar kötülük var, münezzehtir. Allah insanlara ceza vermez. Bugün derler ya kızar insanlar birbirine, Allah belasını versin, Allah şunu versin, Allah bunu versin. Allah böyle şeyler vermez. Neden vermez? Bir anne, bir baba ister mi evladını ateşlerde yanmasını? İstemez. Evladı ateşe düşse atar kendini, o ateşe evladını kurtarsın. Neden? Anne bu, şefkat doğru. İşte Allah başlamış şefkattır, başlamış merhamettir. Şimdi alalım Resulullah'ı. Nübüvveti gidi. Yani peygamberliği şimdi ilan edecek. İlan ederken ne söyledi bu insanlık alemine? Ben dedi bütün insanlık alemine rahmet olarak geldim. Bütün aleme rahmet olarak geldim. Şimdi bir bakıyorsun Hazreti Muhammed kainatın peygamberi. Kainatın zaten de cemaati yok. Hatta bütün aleme dedikten sonra böceklere de her varlığa merhametle çıkıyor Hazreti Muhammed. Her varlığa. Katiyen anlıyor musun? Bir düşmanlığı yok. Peygamberlerin en akıllısı, peygamberlerin en merhametlisi, peygamberlerin en çok çile çekeni. Böyle bir peygamber. Bizler daha peygamberimizden haberimiz yok. O peygamber yalnız Ahmet'in, Fatma'nın değil, bütün insanlık aleminin, Hristiyan alemi bizim peygamberden, yani Muhammed'den faydalandı diyelim. Biz hiçbir şey faydalanamadık. Yat kalk. Namazı kıl, o namaz yarar şimdi benim için değil. Senin namazından bana hiçbir fayda yoktur. Neden yoktur? Sen onu kılıyorsun Allah için. Oradan bana bir şey veremiyorsun ki sen. Pekala senin faydan nasıl olabilir bana? Güzel bir fikir üretebilirsen. Bu insanların anlıyorsun, üzerindeki sıkıntı alacak bir fikir, yükünü alacak bir fikir üretirsen, o fikir devreye girerse işleme, ne der toplum? Allah senden razı olsun. Şimdi Hazreti Muhammed Efendimiz'in selam olsun üzerine, sordukları zaman senin dinin nedir? Benim dinim dedi, ahlaktır. Sorar kim? Hazreti Salih oğlu. Ahlakın ne olduğunu bilmediler, tekrar sordular. Dönüp anlıyor musun? Ahlakın manası, bir insan ilim tahsil etmiş, insan toplumuna ikilik tohumunu atarsa,
o kişi benden değildir. Hazreti Muhammed. Bir insan diyor hümmi, ilmi yok. İnsanlık toplumuna birlik sunuyor, kardeşlik sunuyor, sevgi sunuyor. Herkesi birbirine kardeş olmaya davet ediyor. O kişi bendendir. Namaz ikinci planlarıdır. Bak ahlak. Güzel fikirler üretmez. Var mı güzel bir fikir üreten? Yok. Herkes sen namazını tut, orucunu tut, zekatını ver. Gerisini sorma. Allah bilir. Hangi Allah bilir? Hangi Allah bilir? Akıllı sormak bu sözü o, söyleyerek. Allah insanla bilir, insanla bildirir. Neden? Kainatı yarattı. Başta semavatta güneşi, ayı, yıldızları, ondan sonra yeryüzünü, dağları, taşları, çiçekleri, çimenleri, ağaçları, sonra denizleri, balıkları, hamsiden balinaya kadar, karamalıklarından, karıncadan file kadar, hiçbirinden dile gelemedi. Allah'ı hiçbir varlık temsil edemedi. İsteği anılsın, isteği yaşasın, isteği bilinsin. Ne yaptı sonunda? İnsanı yarattı. İnsanda kendini yarattı. İnsan yüzüyle seyretti yarattıklarını. İnsan diliyle isimlendirdi bütün yarattıklarını. Kendi ismini de insandan aldı. İnsan yeryüzünde hakikatta Allah'ın temsilcisidir. Paranın, pulun temsilcisi değildir. Ey insan, kendine gel, ne bu kadar tamah ediyorsun toprağın evlatlarına. Bütün paralar, altınlar, yakutlar, zümrütler, gümüşler, elbiseler, arabalar, hepsi toprağın evlatları, sofrandaki gıdalar, hepsi toprağın evlatları. Niye bunlara tamah ediyorsun? Sonra nasıl kimdir bunların toprağı? Yazıklar olsun. Nereye sen koşuyorsun be? Allah kimdir? Baştan aşağıya nurdur, ışıktır. Buraya gidip, bu toplum var, biliyorsunuz. Oraya sürükleniyor. Doğuda tekbir çekiyorlar, iki kardeş birbirine vuruyor. Kitabın nedir senin ve kardeşin savaş ediyorsun? Sen buradan silah çekiyorsun, oradan silah. İkinizin kitabınız nedir? Kur'an-ı Kerim. Peygamberimizsin Hazreti Muhammed. Neden kardeşçe yaşamaysanız da birbirinizi öldürüyorsunuz? Neden dinliyorsunuz Amerikalı? Neden dinliyorsunuz Rus'u? Neden dinliyorsunuz İngiliz'i? Neden anlıyor musun Kur'an'la yola çıkmayasınız? Onda silahlarını deniyorlar. Bir silahmalar ağlay. Ne o? Biz Müslümanız. Biz şehidiz. Ne şehidi be? Ne şehidi? Kalkar düşman vatana saldırır. Sen vatanı korumaya kalkarsın, canını verirsin, işte şey sensin. Vatan işe savaş eder. Yani yapılan işler akıllı bir işler değil. Allah insandan işler, başka birinden işlemez. Ni gökdedir Allah, ni yerdedir Allah. 1.70 boyunda insandadır Allah. İnsanla dile gelmiştir, insanla kendini tanıtmıştır, insanla sayısız bilgi vermiştir ve yine insandan insana taşınmıştır. Nasıl insandan insana taşınır? İşte Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor.
Müminler ölmez, bir evden bir eve taşırlar. Müminler, ne derler? Müminin kalbini incitme. Müminin kalbinde Allah var, Beytullah var. Onun bir ismi Allah'tır. Onun adı devranı biter, bırakan elbisesini başka elbiseyle devam eder. Onun için müminler ölmez. Ölenler hayvandır, hayvan. Altıncı, İblis Adem'e Allah'ın tecellisini görmediği için mi ben ateşteyim, o ise topraktan dedi. Şimdi İblis'in ismi İblis olmadan Azazil Efendi. Azazil Efendi bu vücudun bütün azalarının efendisi akıldı. Yani başımızdaki akıl Azazil Efendi ismini taşıyordu. Emir geldi şimdi içindeki Rabbinden. Karşı taraftaki bendene, yani bak o da Adem, çok güzel konuşuyor. Ağzından ışık saçıyor. Oraya baş kes dedi. Baş kes, biat et dedi. Hazreti Efendi dedi, hayır. Ben ona dedi, baş kesmem dedi. O dedi, topraktandır dedi. Ben ise ateşten. Allah dedi, sen görmüyorsun o toprak içindeki nuru. Toprak görüyorsun. Emrime de itaat etmiyorsun. Seni vazifenden alıyor. Ve senin ismini İblis veriyor. Yani Allah'ın emrine itaat etmediği için İblis sıfatına bürünüyor. Zaten itaat etmiş olsaydı akıllı bir kişi olacaktı. Yerden bir soru. Dedem, edebin manası nedir? Şimdi misal olarak Hazreti Muhammed Efendimiz'i temsil edenler, Piran Efendilerimizi, evliyaları temsil edenler, böyle bir kişinin yanında sessiz olacağını, fış 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 fış, onun onun kulak mabedi yapmayacağım. Oraya anlıyor musun bütün aklını vereceğim. Orayı dinleyeceğim. Oradan bir şey almaya çalışacaksın. Böyle hareketlerde bulunursan edepli sayılırsın. Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman dünya mabedi yapmayacaksın. Neden yapmayacaksın? O Kur'an'dan çıkan kelamlar iki cihan serveri Hazreti Muhammed'in kelamlarıdır, onun sözleridir. Tutçu onu dinlemiş gibi edepli duracağım. Bir. İkinci sen diyor musun? Kabristan'a bir arkadaşı, Allah cezinden versin, uğurlarken arkasından yolda dünya muhabbeti yapmayacağım. Yıkılıyor. Zerre kadar. Neden yapmayacağım? Bugün onun başına, yarın benim başıma. Bir ders alacağım. Ve ona göre arkasından yürüyeceğim. Oradaki anlıyor musun? Yapılan hizmetlere saygı duyuyor. Yine rahmet okuyacaksın. Dünya mabedine birdenbire atmayacaksın kendini. Çünkü dünya ismi üstünde. Çamurla dolu. Çamurla dolu. Şimdi bakın Hazreti Muhammed Efendimiz ne kadar büyük bir saygı göstermiştir Hazreti İsa'ya.
akıllar alacak şekilde değil. Hazreti İsa ruhullah selam olsun üzerine, Cebrail aleyhisselam tarafından süre bulduğu için bu alemde babası yok, babasız yaşadı. Hoca efendi talkını verirken, toprağa verdikten sonra cenazeyi, anne ismiyle anar. Yolcudan anlıyor musun gidişini? Ayşe'nin Fatma'dan oğlu der, demez Ahmet'in babanın. Hazreti İsa'yı çekmesin. Ve babası. Bakın ne kadar incelik vardır Hazreti Muhammed'in yolunda. Ama işte sallara kollarına girerler, çıkarlar, nedir dediler. Sonra bir testi su dükerler kavrun üstüne. Neden dükerler? Toprak Hazreti Ali'den şikayetçiydi. Sen borçlusun bana dedi. Çocuğum gibi tüste kaldı. Testisi kırıldı, zeytinyağları yere düşürdü. Çocuk ağlamasın, sızlamasın. Hazreti Ali geldi çocuğun başına. Testi mest etti, eski haline getirdi. Tuttu toprağı, avuçladı, sıktı. Eski haline zeytinyağını tuttu testiye. Uğurladı çocuğu, toprak dile geldi. Ya Ali dedi, hiç düşünmüyor musun? Sen de bir gün bana geleceksin dedi. Ben de seni böyle sıkacağım dedi. Dünya durdukça sen boşlusun bana. İşte Hazreti Ali, sana söz veriyorum. Ben gelirsem dedi sana, sen de sık beni. Ve toprağa girmedi Ali. Necef'teki mekandır, kabul değildir. Şimdi bakın, bizler muhabbet ile Hazreti Ali'ye ne kadar büyük sayımız var. Ali sana borçlu biberi toprak aldı, testi su. Dışarıdan. Bu ne lazım? Ali'nin camiası ne diyorsun yani? Bunlar hepsi birliktir, yoktur ikidir ama sağırlar, şaşırlar, çıkar iner. Sekizinci soru. Dedeci, başımıza gelen iyi ve kötü olaylarda her şeyin bir sebebi olduğunu mu düşünmemiz, bilmemiz gerekir? Şimdi bizler bunları anlıyor musun? Bu şekil kabul etmememiz lazım. Neden kabul etmememiz lazım? Neden Fransa'da, Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da, orada, burada olmayı, böyle kötülükler bilmem neler de, burada olayım, Müslüman ülkelerde olayım? Demek ki bizler aklımızı çalıştırıyoruz. Onun bunun aklıyla yollara koyuluyoruz. Onun bunun akılları, o kişileri bir sorsan kimdir, nedir, nasıl bir varlığa sahiptir, kravatını görüyorsun, parasını görüyorsun ama ne kadar cahil olduğunu görmüyorsun. Aklını kullanmıyorsun, başın dertten, beladan kurtulmuyor. İki kilo makarna için oyunu satıyorsun, bir teneke kümür için kendini satıyorsun. Nedir bunlar ya? Demek ki sende inanç yok, sende iman yok, senin kafan çalışmıyor. Kendine göre bir insan seçemiyorsun. Bir insanı kamil,
bir akli selim kucaklasın bütün bu insanları. Bakın Atapalı'nın hanımı bir entari yapmış. Hanımına diyor ki sen bu entarinin kumaşını nereden aldın? Hanımı diyor ki sen maaşı veriyorsun ya bana. Ben diyor arttırdım diyor. Kalktım diyor aldım. Kumaş aldım entari yaptım. Ha, benim maaşım biraz fazla. O zaman mahsebede Hazreti Ali Efendimiz o tutay hesapları. Kalkıp gideyim Hazreti Ali Efendimiz'e. Ya Ali diyor, benim maaşımdan biraz düşük maaş vereceğim. Neden? Maaşım fazla geliyor. Hanımım benim maaşımdan para biriktirmiş, entere yapmış, kendine yaptırmış. Var mı öyle diyen biri şimdi? Hepsinin elinde keser. Vur keseri tak. Rabbena hep bana. Rabbena hep bana. Hani sen Muhammed'isin be? Al testleri yerine. Hem sana, hem bana, hem sana, hem bana, hem sana, hem bana. Yok. Bak burada söylüyorum. Tek bir adam gelmiştir bu Türk milletin başına, Atatürk. Onun dışında hepsi boş, kafasız adam. Sen koskoca padişah, Şevli İslam, ne yola çıkıyorsun? Yok mu senin aklın be? Hoca ne derse onu yapacağım. Al koskoca Yavuzi. Demiş çekmecemi de getirir kabire öldükten sonra. Bir de giderken sağ elimi çıkarın demiş tabutun dışına. Çıkarmışlar. Toprağa verdikten sonra ne demek istedi? Dünyanın imparatoruyum dedi. Yine boş elin gidiyorum dedi. Al sana ders. Bir. İkincisi. En kıymetli eşyaları götürdü kabire. Dediler şimdi Yavuz öldü. Mezarını açabiliriz, bakarız. O çekmecede ne var? Açtılar mezarı, çıkardılar çekmeceyi. Çekmecede hep Şevli İslam'ın fetvaları. Doğru çekmece. En son kendisi yazmış bir yazı. Koymuş o yazıların üstüne. Allah'ım demiş, bu hizmetleri ne yaptıysam Şevli İslam'ın emriyle yaptım. Beni diyor huzurunda suçlu tutla diyor. Kendi aklından hiçbir şey yapmadı. Al şimdi bakalım. Onu yazmış koymuş üstüne. Pekala Mustafa Kemal ne yaptı Atatürk rahmetliye? Atatürk 3977 kitap okumuş hayatta. Bak 3977 kitap. 3977 kitap sahiplerinin fikirlerini okumuş. Ne kadar güçlü bir hafızaya sahip. Sonunda dört semavi kitabı okuyun. Tevrat-ı Zebur-i İncil-i Kur'an-ı Kerim'i arkadan da Mesnevi Şerif'i okuyor. Elmalı, Hamdi Elmalı Kur'an'ı tefsir etti. Mehmet Akif'ten istediyor, tefsir etmedi. Ondan çok istedi. Çünkü onun manevi bilgisi daha derindi. Yapmadı. Sonra kendisi tefsir etti. Koydu kitabının ismini Kur'an Kültürü. Kur'an baştan aşağı edebiyattır, kültürdür. Hep milletin arasında dolaştı. Herkese sevdirdi kendini. Herkesi kendine dost edindi. Ordunun başında kendi savaşa atıldı. Fakir Çanakkale'ye gittim. Şehitliği geziyorum. Hem düşmanın istikamlarını seyrettim, hem Türklerin. Aralarında
30 metre mesafe. Burada Türkler 30 metre ileride, İngilizler istikamlarda. İşte Atatürk rahmetli. Şefak'ta diyor, benim gırbacımın sesini duymadan istikamlardan çıkmayacaksınız. İstikamından çıkıyor, ordunun önüne şakratırıyor gırbacını. Hoga hoga, elinde de tabanca. Bütün asker istikamından kalkayım, geçeceğim. Yürüyüşe. Tarihçiler ne diyor? Yağmur gibi mermi yağın. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Mermi sağına isabet ediyor. Kıl savaşı değil, mermi savaşı. Bunu yaptıran nedir? İmandır, iman. Bak, ne kadar mütevazi bir adam. Asker almış matarasını, çıkarmış, abdest alacak Çanakkale'de. Çavuş gidiyor, su yok. Ahmet, bırak matarasındaki suyu harcama, kendinle abdest al. Asker de diyor ki, olmaz diyor. Çavuşum diyor, Allah yürü diyor. Ki bende su var. Nasıl diyor, temimle yapacağım abdest. Atatürk de karşına bunları izleyin. Kalkaya geliyor yerinden. Nedir diye sizin aranızda anlaşmamazlık. Paşam diyor, abdest almak isteyin. Suyumuz yok diyor, arca edemeyim temimle al abdest. O diye temimle olmaz diyor. Allah yürü ki suyum var. Bunu tartışıyoruz. İşte Mustafa Cemal. Evladım ver bana o matarayı vermiş. Hadi sıva kollarını sıvamış. Damla teri suları askerin eline. Abdest aldırıyor askere. Çıkarı çoraplarına. Yarı matarası su. Arşa teri. Kafayı matarasını verir. Üpeyi andırır. Dünya çavuşa. Kimsenin inancıyla uğraşma evladım. Her dakika sonra bakarsın şahadete erecekler. Sen bu adama nasıl dinsiz dersin? Belki dinsiz değil adam. Kendisi dinsiz dedi ki ona dinsiz diyecek. İstemezler. Aydini istemezler. Bizim vazifemiz sizlerin yüzünüzü açmak, aklınızı büyütmek, insan gibi yaşamanızı sağlamak ve insan gibi Allah'ın huzuruna çıkmanızı. Bizim vazifemiz sizlere sağlamak. Böyle hayali bir Allah yok. Sen varsın, hak var. İnsan hakikatta Allah'ın temsilcisidir. Karanın bunun temsilcisi değildir. Hiç. Keşke bu millet hepsi aklını çalıştırsa, Allah hepsine hidayet versin, akıllarını başlarına toplasınlar. Aydın bir toplum çıksınlar ortaya. Baş görürsün anlıyor musun? Bu Türkiye bir ağır sanayisini kurar, bilmem nesini kurar. Gitmez anlıyorsun, tank alsın Almanya'dan, gitsen alsın uçak gibi bilmem nereden. Şimdi sen uçaklarını uçuramazsın daha ileriye doğru. Hemen mıknatısla kilitliler havada uçakları. Neden? Onun malı biliyor ne yapsın, ne etsin. Ama sen bir şey imalat edersen o işler başka olur. Füze yok. Şimdi artık uçak devri de bitti. Füze devri. Kıtalar arası füzeler yaratacaksın. Haa, karşı taraf dağımlasın, dağımda da var. Ben atarsam o da atar. Almışın safhanla makineliğe karşı gidiyorsun savaşa. Allah hidayet versin. Şimdi daha bir soru var burada. İsim sorayım. Hazreti Mevlana buyuruyor ki, ey toplum, şu olaylar yurdundan çekinin, kalkın,
yüceler alemine doğru yola çıkın. Bedenlerinizde olgunluğa ulaşmış bir can var. Bu olgunluğa ulaşmış can bizde zaten hep var dedi. Bizim olgunlaşıyoruz zannettiğimiz durumlar aslında zaten bizde olan teşvikmemiz mi? Siz zaten hep bizde var mıydınız? Şimdi bu söz Cenab-ı Mevlana'nın selam olsun üzerine. Alsan düşünesin, senin her zerren yaratıcıya aittir. Hiçbir zerren anlıyorsa onun kudreti dışında canlılığını bu vücutta göstermez. Göstermedikten sonra madem ki her şey ona ait, sen de ona ait ol. Gelmiş şimdi burada bir ustanın karşısına, mürşid-i kâmil'in. Geldikten sonra biz size sizi söylüyoruz. Siz yeryüzünde son varlıksınız. Sizden üstün bir varlık yoktur. Nimetin en üstünü sizdedir. O da akıldır. O akli de insan düşünceden ibarettir. Neyi düşünürse orayı seyreder. O zaman anlıyor musun? İman ettiği yeri düşüneceksin. Onun büyüklüğünü düşüneceksin. Ve orayı seyredip işte sen orayı seyrettikten sonra ayakların yerden kesilir. Sen yüceliklere yola çıkarsın. Kalkarsan Ahmet'i, Mehmet'i, parayı, dünyayı düşünürsen sen toprak çekimine inersin, çamura batmış olursun. Ruhun bu güzelliklerle temizlenir. Temizlendikten sonra sen ayağında uçamazsın ama rüyada uçarsın. Hadi gezegenleri gezersin. Neden? Ruhun temizlenmiş olur. Yine geliz Atatürk'e. Ruhu şad olsun, bu alemden giderken ne buyurdu bize? Benim mekanıma geldiğiniz zaman bana Fatiha okumayacaksınız. Bir dakika benim ruhuma saygıda durun dedi. Ne demek istedi bu sözle? Bendeniz dedi, Hazreti Muhammed Efendimiz'in, İmam Ali Efendimiz'in, Cenab-ı Mevlana Hazretlerine onların o yüce ruhaniyetiyle kendi ruhumu büyüttüm. Temizledim. Güzelleştirdim. Bu icraatlar benden ne meydana geldiyse onların vasıtasıyla geldi. Bu yüzden bir dakika ruhuma saygıda durun da sizde de işlese o büyüklerin varlıkları. Yani kendi ruhuyla kalmadı. Şimdi Mevlana'mız buyurur selam olsun üzerine. Ruh baştan aşağı temizdir. Bir berrak suya benzer. Suyu kirleten kabdır. Ruhu da kirleten bedendir. Dalar dünya zevklerine hemen orası kirlenir. Ama düşünürse Hazreti Muhammed Efendimiz'e selam olsun üzerine. Cenab-ı Mevlana-i Hazretleri onlar onun ruhunu temizlerler. Öyle temizlerler ki olmaz derecede. İnsanı su temizlemez. İnsanı ancak iman ettiği yer temizler. Biraz onları düşündün mü duygulara girersin. Duygulara girdin mi gözyaşların başlar akmaya. Gözyaşların akmaya başladı mı iç alemin senin yıkanmış olur. Başka türlü olmaz. İkinci, bir bebek dünyaya geldiğinde nefs yoktur. Bebek o. Haliyle tanrısaldır diyebilir miyiz? Fakat aynı zamanda bebek akıl olarak noksandır. Aklen olgun değildir. Tanrı'yı kendinde bilmek,
olgun bir akılla mı olur, yoksa kalple gönülle mi olur? Olgun bir akılla olur. Kalple değil. Akılsızda da kalp çalışır. Kulak işinde ama akıl çalışmıyor. Bakın, kalp bizlere hitap edin. Daha anadan dünyaya ayak basar basmaz kalbimiz bize sesleniyor. Allah, 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 Allah. Hiç kalbim sesine kulak vermedik neydi? Sonra büyük halimlerden bakıyorsa Allah çok büyük bir varlıkmış. Kainatı o yaratmış. Oymuş verici, oymuş kurtarıcı. Oymuş her şeyin üstünde bir varlık. Halbuki o bize doğuştan sesleniyor. O bize dili de sarf eden kişi insan. İnsan. Var yabancılar da onları da dinlesin, sordular Mevlana'ya. Bu kadar kitap okudunuz, ne öğrendiniz? Mevlana buyurdu, dedi ki, doğru dedi bu soru. Çok kitap okudum dedi. Öğrendiğim şey diyor, adını öğrendim. Neymiş adın dediler ya Mevlana? Benim adım diyor insanmış. İnsan olarak geldim bu aleme. İnsan olarak yaşadım, insan olarak Allah'a yola koyuldum. Şimdi biz de anladığımızı çalışalım, insan olalım. İnsan gibi yaşayalım. Geçici bir ömürdeyiz. Bakı olan bir hoşlarına bırakmaktır. Biz de anladığımızı insan gibi Allah'ın huzuruna çıkalım. Mevlana'ya biri demiş ki, ben seni çok seviyorum. Ama dile getiremiyorum. Benim halim ne olacak öldükten sonra? Ne güzel cevap vermiş. Sorar kişiye. Gam yeme demiş. Efendi demiş. Babam ki beni sen çok seviyorsun demiş. Dile getiremiyorsun. Ben anıldıkça demiş, sen de anılırsın demiş. Biz sevgiye bakarız, büyüle bakarız. Başka bir şeye bakmayız. Hemen ışığa koşuyor. Başka soru var mı? Buyurun. Buyurun Tümer. Dedeciğim, bir Mevlevi dervişi veya bir Mevlevi canı başka bir tarikattan, başka bir dervişten bir manevi yardım, bir dua isterse o dervişin hali ne olur, nedir? Oturdum da. Şimdi bir Mevlevi mümin intisap etti mi bir mürşidine? Mürşid ona gereken duaları vermişler. Bu mürit olan kişi hangi sıkıntıya düşerse düşsün, zikre girmeden önce müşkülünün münacatını yapar, söyler. Ondan sonra anlıyorsa hep ikrar verdiği yerden bekler. Başka bir yerden hiçbir şey almaya hakkı yoktur ve geçerli değildir. Onların anlıyorsun diyelim. Kadriye'den, Rufayiye'den, Nakşiye'den, Melamiye'den bir dua biz de geçerli değildir. Katiyen, işte ihtiyacımız yok. Hiç ihtiyacımız yok. Katiyen. Neden ihtiyacımız yok? Biraz daha derin anlatayım. Sana ben vermişim katrilyonu bir çek. Sana şimdi karşı taraf 100 lira veriyor. O 100 lirayı alamazsın sen. Güler de. Bırak olmayanları ne versin. Onlar nereye verildi? Hiçbir tarikata intisap etmemiş. Öyle bir anlıyor musun?
yardım yapar dışarıdan bir ara. Başka evlatlar hiçbir alamaz. Alırsa büyük kayba giderler. Yok, geçemedi. Zaten geçemedi. Peki dede, verenler kabahati yok mu? Ha? Gelse şimdi biri, Rufay'da nazarıma geliyor. Mevlid olacak dese, Rufay'ın biri gelse. Evet. Olur mu şimdi? Gel buraya. Olur mu? Olur. Olmaz. Oluyor şimdi bunlar dede. Şimdi bak, bakın ben buradan duruyorsam. Ben yanımda senelerden birisin. Eyvallah. Demedim sana rüzgar olduğunu. Yok demedim. Ne kimse de demedim. Sen nakşi duracaksın burada. Bak nakşi duracaksın. Hayır kimse dedin yok zaten. Hayır duracak. Duracak herkes olsa kendi şeyine duracak. Eyvallah. Şimdi misal olarak giderim. Bir efendiye. Sözünü biliyor, güzel muhabbet var. Eyvallah. Kadri'dir, Nakşi'dir, Ufay'dir. Otururum, dinlerim. Neden? Ruhuma hitap edeyim. Pekala, oldun mu Ufay'ı? Olmadım. Hoşuma gitti, yemekleri hoşuma gitti. Gittim. Ama ben şimdi bulamam ki öyle yemek. Bulamadım da. Bulamazsın da. Biraz, şimdi benim şahımın arkadaşlarımdan dayı bulamadım. Hepsi çocuk. Bulamadım. Tamam. Bir yere gittim. Mithat Bari Bektur Hazretleri selam olsun üzerine. O da bizzat kendisi Mevlid'i hocası. Perde kalkmış. Sordu ya edep. Onun yerinde sinek geçer büyürü. Kimse konuşmuyor. Hepsinin yerinde mesleği bir şey değil mi? Şey takılmış kafası, bir şey öğrenecek. Kaldı senin elini, yüksek seslense, sorsun yok. Kalkıp gidiyor, yatakta adam, 90 yaşlarında. Kulağına eğili sorayım, o da kulağına söyleyeyim. Şeyh Mahdi dedeye dedim, ben burada bir hafta kalsam aklımı kaybederim dedim. Çok sessizdi. Ses biraz. Ses olsun. Orada hiç yok ses. Halil Can Efendi vardı. Halil Can Efendi ruhu şahit olsun. Bu da Mevlevi hocası. Şimdi Süreyya Efendi vardı. Beyler Bey ona Süreyya Hazretleri derdi. Kalkardılar ayağına. O Beyler Bey'ine gittiği zaman. Gitti Kalilcan Efendi'nin mekanına, karşıladı, kahveler geldi. Bu şimdi kendisini bilimli sayar ya, hemen Efendi Hazretleri dedi, bir ayet dedi, okuyabilir miyim dedi ve onun manasını senden isteyebilir miyim dedi. İşte Kalilcan Efendi, Rüşad olsun, bak Süreyya Baba'ya. Buyurun dedi. Oku. Okudu. Dedi sen ver bunun manasını bakayım nasıl vereceğim. Süreyya Baba manalaştırırken ayeti bu düzlerini sıkıyor. Hoşuna gitmiyor. Bitirdi manasını. Verdi Türkçe. Şimdi bu aldım ayeti kendi okudu. Okuduktan sonra bir yeri batını manaya kaldı Süreyya Baba. Bir tane daha buyurun okula. Okudu. Okuduktan sonra hakikate şeyhim başını masaya koydu. Elleri üstüne eyvah. Gülmüyor musun adamın başı ucuna? Bir kitap var, bir. Şems-i Tebriz'in divanı kibirini İran'dan getirtmiş. Bak biz bunları gidiyoruz. 1966'la daha yeni ilafet almışım. 2 milyon liraya, 1 milyon bir daireydi.
vermiş para. O divanı almak için Süveydi. Sen şimdi kime okuyorsun ayet? İkinci ayeti okudu. Yine beğenmedi manasını. Yine kendi okudu. Üçüncü ayette yine manayı veremedi. Yine okudu verdi. Kalktı yerinden ayaklarına şezde etti. Buraya kadar küçüldü. İşte o kadar derin bir mana verdi ki olmaz derece. En sonunda eğitti başını, oturdu. Depremden konuşmalar oldu o sıralarda. Bazı yerde depremler oluyor. Halilcan Efendi'nin deprem hakkında bir konu açtı. Pirim dedi Mevlana Hazretleri hayattayken dedi, Konya'da dedi, depremler çok sıklaşmış. Sıklaşınca Konya kasabasında zararlar oluyor. Hayvanlar ölüyor, evler yıkılıyor ve sık sık deprem yapılıyor. Ezanlar okunuyor, Kur'anlar okunuyor, deprem durmayın. Gitmişler Mevlana'nın huzuruna. Niyaz etmişler, selam vermişler, halatı sormuşlar. Dönüp demişler, ya Hüdavendi ya Hazreti Mevlana. Depremler çok sıklaştı. Çok da zarar vermeye başladı. Halimiz ne olacak bizim? Neden bu depremler? Bu kadar anlıyor musun? Varlığını gösterir Konya'da. İşte Mevlana'nın verdiği cevap. Toprak dedi, çok yağlı bir lokma istiyor dedi. Yakında bu fakir gideceğim dedi. Depremlerde duracak dedi. Sonra Allah çığırdı. Susmuşlar. İki hafta sonra Cenab-ı Pir yola çıkmış. Çıktıktan sonra depremler dünya yüzüne 33 sene deprem olmamış. Tarihler düsteri. Mevlana halka yürüdükten sonra 33 sene deprem olmamış. Bir sene zarfında dünya hükümdarları hepsi halka yürümüşler Mevlana'nın arkasında. Demek ki onlara da tesir etmiş oldu güzel bu haberi. Bunun için anlıyor musun? İnsan demek, hak demek yani ama inşallah hepimiz insan oluruz. Sureten insan olmuşum. Ahlaken olmamışım. Ne kıymeti var ki? Ne kıymeti var? Hocalar ona ceza, hakimler ona ceza. Bizim yapacağımız iş, ey Yüce Rabbim, sen her şeyi kaldırsın. Türk milletine hidayet ver, akıllarını başına alsınlar, başka bir şey yok. Evet, senin sorun vardı buyurun. Dedeciğim sorum güncel olacak. Gündeme ilişkin bir soru soracağım. Bu Şiiler bir bayrak yapmışlar. İmam Hüseyin Efendimizin de resmini o bayrağa işlemişler ve savaşa o şekilde gidiyorlar. Bayrak mı yapmış ha? Evet dedeciğim. Ne bayrağı? İşte kendilerinin bir bayrağını yapmışlar. Bir grup kurmuşlar dedeciğim. İran destekli bir grup. O bayrağın üst tarafına da İmam Hüseyin Efendimizin resmini almışlar. İmam Hüseyin Efendi. Evet. Ve savaşa o şekilde gidiyorlar. Orta Doğu'daki bu savaşa. Ne zaman o şekilde. Yeni dedeciğim. Yeni. Çok yeni. Şimdi güzelim benim. Resimle bunlarla ne anlıyor musun? Bayraklar ona
şey veremesem diyelim İmam Hüseyin Efendimiz'e. Burada ben geçen gün söyledim. Cenab-ı Mevlana'ya bir soru sordular. Ne sordular? Şehirler dediler. Muharrem'in onun da zincirlerden İmam Hüseyin aşkına kendilerine andırmışsın. İstirap veriyorlar. Hatta kan akıtırıyorlar sırtlarından. İmam Hüseyin'in ruhani havasına nasıl bir faydası dokunur? İşte Cenab-ı Mevlana buyurdu, dedi ki selam olsun üzerine. Bu hareketlerin dedi hiçbir faydası dokunmaz dedi. Bir dost dedi, bir dost. Bir dostun dedi incinmesinden hiç hoşlanmaz. Bir dost dedi, bir dostu güzel bir dille anarsan o çişağın görmüşsü oradan hoşluk duyar, hoşlanır. Bu yüzden anlıyor musun, bu gösterişler, bilmem neler, bunlar anlıyorsa hiçbir fayda vermez İmam Hüseyin Efendimiz'e, hiçbir fayda vermez. Şimdi siz burada izliyorsunuz diyelim, 10 Muharrem'de toplanıyoruz. Ne yapıyorsun dedi, 10 Muharrem vakası nasıl zuhura geldi, sırasıyla dile getiriyoruz. Arkadan bir konser getiririz meydana, konserde neler okunuyor, bir tane ilahi dayı koymuyoruz konsere. Niçin koymuyorsun? Çünkü öyle bir acı vakala yaşandı Kerbela'da ki ben onun dinine inmem ki anlatamam, ağlarım. Ama ben ağladım, siz de ağlayacaksınız, mabet kalacak yerinde. Öyle üstten geçiyorum. Üstten geçiyorum. Hep Mersiye okundu. Mersiye bir ağıttır onlara. Şimdi diyelim, neyle açtık biz İmam Hüseyin Efendimiz'in meydanını? Fetih Suresi'yle. Yani Kur'an-ı Kerim'in Fetih Suresi. Bunlar fetihlerdirler. Savaşçıdırlar. Başka salavat çektik mi? Yok, tekbirlerle açtık. Allah'ın büyüklüğü bile girdik onların güzel ruhlarına, anladık. Şimdi haftaya meclis Atatürk'ü. Atatürk de Fetih Suresi'yle anılacak ve tekbirlerle açılacak. Başta bir dakika ruhuna saygı, arkadan İstiklal Marşı, sonra tekbirler açılacak. Benim nazarımda kimseye ben karışmam. Dindarın en büyüğüdür. 5 vakit namaz da dindar sayılmaz. Bak, dindar sayılmaz. İnsan toplumuna hizmet vermekle, güzel fikirler üretmekle dindar sayılır. Dini söyledim, sordular Hazreti Muhammed'e. Hazreti Muhammed demedi, namazdır benim dinim. Benim dinim ahlaktır dedi. Ahlak. Onun halk Balıkesir'de hütbesini dinle. Nasıl bir hütbe okuyor. Şimdiki hütbeleri dinle. Ömer devrindeki hütbeler. Hütbe ne demektir? Burada şimdi bir cami var, Balipaşa Camii. Günlerden Cuma. Oradaki imam Vali Paşa'nın etrafında mahallede bir ihtiyaç varsa, bir kaldırım yapılsın, bir çeşme yapılsın, bir yol yapılsın, bir okul yapılsın, onu söyler ödvede. O mahalle ihtiyacı olan. Dil verecek Diyanet oradan bir ödve, hepsi aynı ödve okusun. İsmi üstünde hütbe,
Bekir cemaat, hadi öt, anlat. Yapılacak mı, yapılmayacak mı? Ne kadar gerilere gidiyor bu insanlar? Ne kadar gerilere gidiyor? Şimdi bakın, laf laf açıyor. Peygamber Efendimiz selam olsun üzerine. Darül Bekaya. O yüzden de nerede? Darül Bekaya yola çıktığı zaman Ebu Bekir'i kılıcım hakkı için getirdiler hilafete. Hütbeye çıktı Cuma günü. Hazreti Peygamber Efendimiz'e saygı duyarak bir basamak aşağıda okudu hütbeyi. Dün geldi Ebu Bekir, iki sene hilafette durdu. Bakın rahmetine yola çıktı. Atakoğlu Ömer geçti. Bu da hütbeyi okurken Ebu Bekir Sıddık'a saygı duydu, ondan bir basamak aşağı. Resulullah'ın basamağı, üçüncü basamak yukarıda duruyor. O da 10 sene yaptı halifeli. Katledildi camide. Allah rahmet eylesin. Arkadan aldırmışsın. Osmani Zinnuri geçti. Osmani Zinnuri geçince hilafete, Cuma günü hütbeye Ümer'in basamağına da bastı, Ebu Bekir'in basamağına da bastı, çıktı Resulullah'ın basamağına. Orada diz çıktı, tak. Bütün cemaat şaşırdı. Birdenbire de hütbeyi okumadı, tefekküre verdi kendini. O tefekkürü yaparken cami nur sardı. Bak ismi üstünde İsmail Zinnuri. Çok da yaşlıydı. Kalktı anlıyorsun, hütbeyi okudu. Okuduktan sonra, hütbeden indikten sonra, namazdan sonra dündüler dediler ki, sen niye dediler, hürmet etmeden Ebu Bekir gibi, Ömer gibi çıktın direkt Hazreti Muhammed Efendimiz'in basamağına hürmet. İşte cevap. Başımdaki taç Resulullah'a ait. Ben bu tacı indiremem basamakları aşağıya dedi. Ancak yere de taşırım dedi. Onun için dedi, tacı Resulullah'ın basamağına götürdüm ve oradan hükmeyi okudum dedi. Şimdi dedik ya, ya Ebu Bekir, bu alemden yücelttikten sonra seni anacak sözlü bir değişim var mı? Var dedi. Nedir? Geldik bu aleme, ağaca konmuş bir kuş gibi, meyve yiyoruz, niteceği bilmiyoruz. Bak Resulullah'ın yanında geçirdi. Epey zaman, ne? Nereye gidecek? Atakoğlu Ömer'e sordular. Ya Ömer, senin var mı? Yazalım bir şey sözlü. Öldükten sonra ansınlar. Var dedi. Nedir? Yaşa bu alemde ölmeyecek. Onu da yazdılar. Osman-ı Zinnuri'ye geldi sıra. Ya Osman dediler, sen de Resulullah yanında bulundun, hizmetler yaptın. Bu alemden güç ettikten sonra bir şey söyleyecek var mı? Sözlü yazalım. Yok dedi. Ben dedi size bir şey söyleyeceğim dedi. Kur'an-ı Kerim'i elinize aldığınız zaman beni hatırlayın dedi. Onu kitap haline getiren benim dedi. Bakın. Yani onunla hizmeti güzelleşmiş.
Resulullah'ın bütün eserlerini kitap haline getirmiş. Şimdi Hazreti Ali'ye sıra geliyor. Ya Ali diye doğuştan bir adeti Muhammed'in terbiyesinde bunun hizmetinde bulunan seni anacak sözlü bir eserin var mı? Var dedi. Neden? Yazın dedi. Haber vermediler bu aleme gelişine, haber vermezler gidişine. Daim hazır ol dedi. İşte Hazreti Ali Efendim. Haber vermezler gelişine, haber vermezler de gidişine. Daim hazır ol. Cenab-ı Mevlana sahabenin doğrudan sözlüklerini dinledikten sonra o da bize seslendi. Ey insan dedi, bu beden dedi, bir mektuptur, postalanmış padişah, yani çıkmış yola gidiyor Allah. Layık ise postala, layık değil ise yer, yenisini yaz, çünkü zaman az. Bu sözler arkasında çok mana çıkarır bir insan. Ama kısadan ise o ayrı bir de mana var. Şimdi nasıl mana var? Cenab-ı Mevlana hocanın birine diyor ki efendi diyor 250 gram mürekkeple diyor bir Kur'an-ı Kerim meydana getiriyorsun. Bendeniz diyor, bir ayetine mana vermeye kalktım diyor Kur'an'ın. Denizler mürekkep oldu, ağaçlar kalem oldu, yapraklar kağıt oldu. Yazmaya başladım dedi, denizler kurudu. Kağıt kalmadı, kalem de kalmadı ama mana bitmedi. Şimdi ustaların işi başkadır. Usta olmayanların da işi başkadır. Kap kaç başka, kapma kaçma dur. Açalım bakalım ne var onun içinde ona göre. Beş renkamız var. Bir sorun daha var dedeciğim. Dedeciğim bu yani her defasında örtüyorsunuz üzülmememiz için ama bir sorun daha var. Savaş mağduru çocuklar, en büyük örnek İmam Hüseyin Efendimizin kucağındaki çocuk Ali Asker Hazretleri. Bunlar acı çekti mi dedeciğim? Yani ondan beri olan bütün savaş mağduru çocuklar için soruyorum. Acı çekiyorlar mı? Çocuklar acı çekiyor mu? Savaş mağduru olan çocuklar. Acı çekiyorlar mı diyor. Takdim benim şimdi o an için can bedendeyken haliyle acı çeker. Neden çeker? Çünkü o da sabi, akı büyümemiş. Gidecek yolu bilmiyor. Babasının kucağında nefes çıktıktan sonra acı gidiyor. Bittikten sonra yine onun yanında şefaatçisi, babası şefaat ediyor, dedesi şefaat ediyor. Artık kurtuluşa eriyle. Geçen gün size Mevlana'dan bir söz ettik ya. Mevlana yolda gidiyor. Mevsim yaz. 21 değirmen başına. Değirmenin duvarı çatlamış da metap ışığı girmiş değirmenin içine, değirmen taşının altında buğdayının ezilişini gösteriyor. Kaldırmış ellerini Mevlana. Allah'ım demiş, benim demiş suçum nedir demiş. Bu dünyayı demiş benim başıma bir değirmen taşı yaptır demiş. Başında dönüyorsun beni. Ezip, 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 ne istiyorsun benden?
da sesleniyor içimden. İlmenen efendim, celal ettim diyor. Ne demek istiyorsun? Sen bu değirmen taşını nasıl yürüyorsun? Nereden yürüyorsun buğdayı altındaki buğdayının ezilişini? Dünüm demiş, Allah'ım demiş, metap ışığıyla yürüyorum. Güzel demiş. Değirmen taşı demiş, metap ışığına istirap veriyor mu demiş. Yok demiş, vermiyor. Sen de benim ışığımsın demiş, seni gönderdim bu aleme insanları irşat edesin. Işığımı andırasın, onları anlıyorsun. Bana yola koyup dönderesin diyor. Buğdaydan maksat ezilen o varlık, o da nefsindir dedi. Yani insana acı veren nefsidir. Nefsin dışında alıyorsun, acı veren bir varlık yoktur. Şimdi o acı çekmemek için insan sevgisini çoğaltacak iman ettiği yere. Sevgi çoğaldıktan sonra bakarsın o güzel yüz görünecek, seni aşka sürükleyecek. O zaman sen yoksa o var, hiçbir acı duymasın sen. İşte Mevlam. Her zerem benim diyor, un haline gelse ben yine o aşkım der. Bak, kendinde de çıkmış, başkası var o çıktı. Allah kendine acı vermez. Seyyid Ömer Efendi dedi, nefsini bilen Rabbini bilmiştir. Her istediği ikram etme nefise hanıma. İkram ettin, o şişer, semizlenir, haydi arda, huva gider, çok çektirir. Ama yok, yok dedim, onu yok, bunu yok falan, yavaş yavaş yedirme gelir, sen de acı çekmezsin. Tamamdır.